Şimdi burada tabii kritik olan konu Mavi Marmara meselesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler raporu gündemde. Bu sürece bakıldığı zaman ben malum bir ekonomi profesörü olarak siyasetten ve dış politikadan hiç anlamayan birisiyim. Konuşmamızın bir sonraki bölümü zaten ağırlıklı olarak ekonomi olacak. Ama bir yönüyle bakıldığı zaman gerçekten her iki tarafta da bu sürecin çok profesyonel yönetilmesi gereken bir dönemin içerisindeyiz. Duygulardan arınmış olarak benim açımdan öyle gözüküyor. Keza İsrail'in zaman zaman belki bölgedeki diğer ülkelerle ilgili olarak Türkiye'den beklentileri var. Bu konuda mesela Amerika Birleşik Devletleri bile, detaylara burada girip izleyicilerimizi yormayayım, ama çok benim beklediğim ölçüde profesyonel olmayan bir iki yanlışlık bile yaptı. Hani bu yönüyle bakıldığı zaman sadece Türkiye-İsrail açısından değil, tüm dünyadaki ülkeler açısından dış ilişkilerin çok profesyonel yönetilmesi gereken bir dönemin içindeyiz gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz? Evet, tabii ki dış ilişkiler profesyonel bir şekilde yönetilmelidir. Ve her iki ülkede de bu krizi aşmanın gerekli olduğu bilinci mevcuttur. Ve bu krizi aşabilmek için de gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bazı şeyler de tabii ki kamuoyunun bilgisi dahilinde. Çünkü basın bunları kamuoyuna yetiştirdi. Hepimiz bu krizin aşılmasından yanayız. İlişkilerin her zaman oturması gereken yere tekrar dönmelerini arzu ettiğimizi tekrar belirtmek istiyoruz. Her iki ülkede bu arzu var. İnşallah da çözülür. Tabii ki çalışmalar hakkındaki ayrıntılara giremeyeceğim ama inşallah da bu zor dönemde geride kalır. Ve halklar arasında her zaman mevcut olan ve bu krize rağmen her zaman kalmış olan dostluk ortamı içinde ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Özellikle ekonomik alanda, ki bu ekonomik alan her iki tarafında çok büyük menfaatlerinin bulunduğu bir alan.